Merhabalar Ortega yollarda takipçileri. Ortega yollarda saatte 88 kilometre hızla demeyi çok isterdim ama şu anda Çek Cumhuriyeti'nde şu tavaya takıldık. Bugün sizlerle Renault T520 Comfort Passion'u takdim edeceğiz. Lan cep telefonu markası gibi oldu ha. Evet arkadaşlar, Renault T520 Comfort Passion, inşallah doğru söyledik. Bu aracın görsel tanıtımını yapacağız. Yok diferansiyelmiş, motormuş, bilmem oradan torkundanmış, morkundanmış, onlardan bahsetmeyeceğiz. Sadece görsel tanıtım yapacağız arkadaşlar. İçinin düğmelerini neyim göstereceğiz. Kadir arkadaşımızın kullandığı araç. Şunu da söyleyeyim. Şimdi büyük bir merakla kankamın tanıtımını bekliyorsunuz. Ama onun da çekimleri devam ediyor. En kısa zamanda DAF 480 XF. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Dellendirme adamı. Ne bakıyorsun? Neyse konumuza dönelim. DAF 480 Jamaikalı kankamın tanıtımı da en kısa zamanda geliyor arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet, Renault'un yeni aracına bakıyoruz ya Allah, ya Bismillah. Allah Allah. Ulan arkadaş, gökdelen gibi ya. Bu hala halat yok mu? Düşmeyek ha buradan. Şöyle içini de yavaş yavaş gösterelim. Dikkat et de düşme. Aynen vallahi biraz dikkatli çıkıyorum. Şerefsizim, buradan düşten var ya sakat kalın ya. Şuna bak. Aşağıdaki petişen yazısını okuyamıyorum. Aracımız Renault. Şoför arkadaşımız Kadir. Bu arada şah kameramanımızı tutturalım. Beni tam çekiyorlar mı? Merhabalar Ortega yollarda takipçileri. Ortega yollarda Renault Passion içinden devam ediyor. Kapımızı kapatalım. Şöyle ayağa kalkıyoruz. Benim boyum 1.83. Ayakkabıyı giyince 1.85 oluyor ama şu an ayakkabı yok. Gördüğünüz gibi yani komple ayakta rahatlıkla durabiliyorum. Vallahi otur halay çek bunun içinde. Aracımızın evet çekimimizi yaparken şoför abilerimiz de arabayı teste geliyorlar. Gel abi gel, sıkıntı yok. Abi turu 10 euro. Direksiyonumuz bu şekil. Gayet güzel, orijinal bir direksiyon yapmışlar. Buradan basıp, sen düğmeye bas abi, ben direksiyonunu kaldırayım. Buradan istediğiniz gibi direksiyon ayarını yapabiliyorsunuz. Kontağımızı bir çevirelim.
Ya Allah ya Bismillah. Klimamızı, TV'mizi kapattık. Evet. Ala ala. Bak 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 bak, kendi kendine gaz veriyor ha. Ekranda orijinal. Rotadarımız 5 kademe. 1, 2, 3, 4, 5. Valla var ya, gavur gibi gider bu. Şimdilik istop edelim. Yani dokunuşları falan ince fabrikasyon yapım. Buzdolabı nasıl bunun? Hemen bakalım. Bari bu vıcır diyor. Bunun motoru mu ne var şeyde kapağı açarken? Adamlar onu bile. Oo. Buzdolabı iki bölme. Burası normal, burası da dondurucu herhalde. Aynen öyle. Aynen abi. Güzel. Buradan şeyimiz ayarlıyoruz. Burası da iç bölmeleri. Şeytan gözü dediğimiz işte ufak tefek şeyleri, aparatları koymak için. Burası da alt yatak. Yataklığımızda yatak yorgan var. Nasıl ya, yatağın konforu nasıl? Memnun musun? Çok güzel. Rahat değil mi? Rahat. Evdeki yataktan daha rahat. Değil mi? Kumandasında her şey mevcut. Benim gözüme çarpan ekstralardan bir tanesi de yataktan. Ha, yatak hakikaten şey ha. Şey güzel. Şoförün için tüm rahatlık düşünülmüş. Buradan bütün kontrolleri yapabiliyorsun galiba. Evet, İç lamba. İki tane çakmakla doğru. Abi burada her şey, cam açıp kapatma. Her şey var. Müzik, telefon, aç, kapat, derece, camlar. Üstü açıyorsun herhalde. Üstü açıp. Her tarafı açıp kapatıyorsun. Adamlar hepsini buna yapmışlar. Gerçekten güzel düşünmüşler. 12-24 çakmak veriyor. Buraya iki tane çakmaklık koymuşlar. 12-24. Bir tane burada var. 24 volt. Bir tane burada var. Sigara çakmaklık var. Bir tane buraya koymuşlar 24 volt. Adamlar bulduğu yere koymuşlar. Üst gözler. Sakıncalı bir şey yok değil mi? Oldukça geniş. Yani bir şoför için. Buraya ben bile sığarım ya. Gayet güzel. Buraya yani bir şoför için en ideal şey dolaplar. Bu el altındaki şeyler de güzel yapmışlar. Yani şoför için ufak tefek şeylerinizi koymak için buralarda, burada bir göz var. Ala ala! Gavur gibi ha! Kurban olurum buraya ben! Buraya bir tane koymuşlar. Klimamız burada. Alt üst istediğiniz yere biliyor musun? Bu Webosto değil mi? Webosto. Aa, orada da gözü var. Maşallah her yerde gözü var. Ana orada da var bak. Böyle dur, her yerden göz çıkıyor. Bunu gavur polisler ararken de zorlanıyordur var ya, her tarafa bak. Adamların işini zorlaştırıyorlar ya. Aynen. Burada diğer düğmelerimiz, her şey şoförün elinin altında rahatlıkla yetişebileceği yerde. Bu döşemeleri siz mi yaptırdınız yoksa orijinal? Orijinal üzerinde var. Adamlar döşemeye kadar yapmışlar. Yani bu adamlar şeyini bile, levhasını bile arabaya koymuşlar. Evet, sunroofumuza bakalım. Sunroof düğmesi kapanıyor. Şu an sineklik var. O da otomatik olarak açıp kapanıyor. Şu anda Renault T520'nin içerisindeyiz. Direksiyonda kontrol düğmeleri. Ses açıp kapatma elinin altında. Vites burada. Vitesi buradan ayarlıyorsunuz. Otomatik, manuel.
Şöyle yukarı doğru baktığımızda tahograf cihazı burada. Teybi. Flaş oraya takılıyor. Şu düğme ne işe yarıyor? Şu düğme. Ana bak hele lan. Bak hele şuraya var ya. Fenerbahçe şeyini koyacaksın. Atkılığını. Hala hala. Orijinal çok güzel yapmışlar. Burası da yan güneşlik. Aracın farlarını, lambalarını buradan korunası. Şimdi korunaya basarsak parkta bizi kovalarlar valla. Yatanlar falan varsa. Şoför koltuğumuzu da şöyle gösterelim. Valla oturumu güzel. Rahat yapmışlar. İşte kendi konforunuza göre ısıtması da var. Isıtma var. Ayarlarını yapıyorsunuz. Sırtınıza göre, belinize göre artık ne derseniz oturma konforunuza göre. Burada bir sürü düğme yapmışlar arkadaş ya. Bak bir tane de burada düğmeler var. Allah Allah, her yere düğme koymuş adamlar. İmdat freni. İmdat freni manuel mi kullanıyorsun, kendi otomatik alıyor mu? Kendi otomatik. Otomatik yapıyor değil mi? Vites attığın zaman kendisi otomatik bırakıyor. Evet, ama istersen manuel olarak da kullanalım. Aynen. Şöyle yukarı baktığımız zaman üst yataklığımız da var. Bak bunu da güzel düşünmüşler. Arkadaşın malzemeler olduğu için bu tam kapanmamış ama malzeme olmadığı zaman tamamen yapışıyor. Orası da şey, üst yatak için. Üstteki şoför veya muavin düşmesin diye. Ulan merdiven bile koymuşlar lan. Ulan arkadaş bu nasıl bir tır ya? Merdivenden mi tırmanıyorsun yukarıya ya? Bunu bana ver de giderken evin perdelerini asayım ben bu şeyden, merdivenden. Kontağımızı gösterelim arkadaşlar. Açıp kapatma lambalar. Şu ne işe yarıyor? Dingili indiriyor. Dingil indirmesini bile adamlar kumanda yapmışlar. Bir test edelim bakayım. Benim kanka da orada duruyor. Ben arkadan yavur gibi yakıyor valla. Evet, tekrardan dingili indirelim. Burası alt göz arkadaşlar. Burada bir göz daha var. Zaten burada iç kısımdan gördünüz yukarıyı. Burası da alt göz. Ufak tefek malzemeleri koymak için. Cam suyu koymak için buraya yapmışlar ama bura biraz ters. Ön panjur açılıyorsa sıkıntı yok tabi de. Tabi buradan koyuluyorsa sıkıntı. Oradan açılıyor. Ön tarafında şöyle bir gösterelim. Evet, cam suyunu buradan rahatlıkla katabilirsiniz. Bazı ismini vermeyin de bazı araçlarda bu bayağı bir cam suyu koymak, yani çok güzel yere koymuşlar. Bu da aracımızın maşallah gökdelen gibi ya. Evet, Ortega yollarda takipçileri, bugün de Renault T520 Comfort Passion'a yer verdik. İnşallah doğru söylemişimdir. Tabi motor kısmıyla ilgili hani çekişiyle, ıvırıyla, zıvırıyla değil de aksesuar anlamında tanıtımını yaptık. O da yanlış anlaşılmasın. Arabamız gördüğünüz gibi gökdelen gibi. Maşallah, Allah kaza bela vermesin. Şimdi arayınızın yolu açık olsun. Senin de iyi. Senin de iyi. Sen kendini biliyorsun. We'll be right back.